Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz ülkemizde de hayli popüler olan Xiaomi'nin Mi Note 10 modeli. Son dönemde Xiaomi'nin ülkemizde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumun temel sebebi fiyatların son derece uygun olması. Biliyorsunuz Xiaomi agresif fiyat politikasına sahip bir akıllı telefon üreticisi. Dolayısıyla rekabetçi bir fiyat baremi mevcut. Ve ülkemizdeki fiyatları da diğer markalarla kıyaslayınca hayli uygun diyebiliriz. Mi Note 10'un fiyatına baktığımızda ise uygunluk konusunda biraz şüphelerimiz var. Fakat bunu incelememizin sonuna doğru sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Mi Note 10'da kavisli bir ekran tasarımı mevcut ve damla çentik bulunuyor. Son dönemde pek çok telefonda damla çentik görmeye zaten alıştık. Fakat bu telefonda az önce de bahsettiğim gibi kavisli ekran tasarımı var. Yani sade bir damla çentik tasarımından bahsetmiyoruz. İki tarafta da kavisli bir ekran söz konusu. Bu telefonun görünümünü hayli şık kılmış. Arka tarafa geçtiğimizde ise alt alta konumlandırılmış 5 tane kamera görüyoruz. Yani Mi Note 10'da 5'li bir ana kamera modülü bulunuyor. Dilerseniz çok fazla uzatmadan teknik özelliklerden bahsedelim. Xiaomi'de arkadaşlar Snapdragon 730G Yonga seti mevcut. Bu Yonga seti bildiğiniz gibi üst segmentin en güçlü isimlerinden birisi. Dolayısıyla Xiaomi Mi Note 10'da performans anlamında sizi tatmin edecek bir Yonga setinin olduğunu söyleyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda ise 6 GB'lık bir opsiyonun bulunduğunu görüyoruz. Dahili depolama alanında ise arkadaşlar 128 GB'lık bir dahili hafızamız var. Fakat tek eksi burada kart okuyucu slotu bulunmuyor. Yani telefonda bir micro SD kart desteğinden bahsedemiyoruz. Lakin artık bulut depolama teknolojileri gayet gelişti. Dolayısıyla hani bu 128 GB size yetmezse bulut depolamaya aktarabilirsiniz verilerinizi ya da sabit diskinize saklayabilirsiniz. Çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Ama günün sonunda arkadaşlar 128 GB'lık dahili depolama alanının da son derece yeterli olduğunu itiraf etmek gerekiyor. Şimdi biraz isterseniz telefonumuzun ekranına dönelim tekrardan. Az önce de belirttiğim gibi kavisli bir ekran tasarımı söz konusu. Burada bizleri 1080x2340 piksel çözünürlüğünde bir AMOLED ekran karşılıyor. 6.47 inç bu ekranın boyutu ve PPI yani piksel derinliği ise 398. Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılmış ve 600 nitslik bir maksimum parlaklık değerine sahip. Dolayısıyla ekranın verisel olarak kağıt üzerinde beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Ekran gövde oranına baktığımızda ise Xiaomi'nin %88 gibi bir oran yakaladığını görüyoruz ki bu oranın da gerçekten başarılı olduğunu sözlerimize eklememiz gerekiyor. Zaten telefonun alt kısmında bir çerçevede kalınlık var. Onun haricinde yan tarafta belirttiğim gibi kavisli ekran söz konusu. Dolayısıyla damla çentik yerine pop-up kamera kullanılsaydı burada bu ekran oranı %90'ın da üzerine çıkabilirdi belki. Telefonun tekrardan arka tarafına geçtiğimizde belki de Mi Note 10'un çok satmasını sağlayan en büyük etkenle karşılaşıyoruz. Ne o? 5'li ana kamera kurulumu. Evet arkadaşlar, burada 108 megapiksellik bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamerada f1.7 diyafram değeri mevcut. Bu da karanlıkta daha görünebilen fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Hafif bir ışık alan bir ortamda bile telefon bu ışığı alarak tüm oda sanki ışık alıyormuş gibi aydınlatabiliyor. Dolayısıyla bu ana kameranın gece fotoğraflarında gayet iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz. 12 megapiksellik f2.0 diyaframda bir telefoto kameramız mevcut. 5 megapiksellik bir kamera daha var. Telefoto görevi üstlenen 20 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de makro kameramız bulunuyor. Yani Xiaomi Mi Note 10 rakamsal bazda baktığımız zaman kamera tarafında beklentileri karşılıyor arkadaşlar. Ön tarafta ise bizleri 32 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Günün sonunda bu kameranın da işlevini yerine getirdiğini söylemek mümkün. Telefonda arka yüzde herhangi bir parmak izi okuyucusu yok. Ekranın altında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucusu genel anlamda başarılı çalışıyor diyebiliriz. Fakat son dönemde çıkan pek çok telefonda olduğu gibi Mi Note 10'da da parmak izi tarafında bazı sıkıntılar var. Yani bazen okuyor, bazen okumuyor. Bazen 2-3 defa parmağınızı bastırmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurursak yine de ortalamanın üzerinde bir performansla çalıştığını söyleyebiliriz. Mi Note 10'da 5260 mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya yer verilmiş.
Bu bataryayla 2-3 günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Oyunda oynasanız, sosyal medyada da gezinseniz telefon 2-3 günü çok rahat çıkartıyor arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Telefonda 30 wattlık hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede sadece 1 saat içerisinde telefonun şarjını tamamen doldurabiliyorsunuz. Ayrıca yarım saat şarjda bıraktığınızda da telefonun bataryası %58 oranında doluyor. Eğer şarj için çok fazla vakit ayıramayan biriyseniz Mi Note 10'un bu hızlı şarj sistemi gerçekten size ilaç gibi gelecektir. Yani günde 1 saat telefonu şarj ediyorsunuz ve sonraki 2-3 gün boyunca hiç telefonu şarja takmanıza gerek kalmıyor. Bu açıdan gerçekten Mi Note 10 başarılı bir cihaz. Evet, gelelim arkadaşlar telefonun fotoğraf performansına. Mi Note 10'da biz pek çok fotoğraf çekmiştik. Şimdi sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, fotoğraflardan sonra şimdi sizleri telefonun video performansıyla da baş başa bırakalım. Mi Note 10'un yeterli bir telefon olup olmadığına videoları izledikten sonra siz kendiniz karar verin. Bu videoyu Mi Note 10'un ön kamerasıyla çekiyorum. Mi Note 10'un ön kamerası da video performansı ve ses performansı bu şekilde. Şimdi ise Mi Note 10'un ana kamerasındayız. Telefonla ana kamerada çekimler yapmak isterseniz karşınıza çıkacak olan kalite ve ses düzeyi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi ise arkadaşlar telefonumuzun performansına bakalım. Az önce de belirttiğim üzere telefonda Snapdragon 730 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setinin orta segmentte başarılı bir grafik çizdiğini söylemek mümkün. Zaten AnTuTu'da da 213.566 puan almıştı bu telefon. Dolayısıyla AnTuTu puanının hayli tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Geekbench'te 6.737 puan. GeForce Bench'te ise 15 FPS almıştı. Dilerseniz şimdi bu testlerin detaylarıyla sizleri baş başa bırakalım. Evet, son olarak değineceğimiz konu ise telefonun ülkemizdeki satış fiyatı. Bu telefon kutudan ilk çıktığında MIUI 11 destekli Android 9'da çalışıyor, fakat sonrasında güncelleme gelecektir. Şunu belirtelim hemen, bu telefon hali hazırda ülkemizde 5000 liranın altında bir fiyattan satılıyor. Yani 4900-4800 gibi bir fiyata sahip. İlk çıktığında 5000 liranın üzerindeydi. Fakat şimdi 4800-4900 civarına bu telefonu satın almanız mümkün. Peki Xiaomi Mi Note 10 bu fiyata değer mi? Şunu belirtelim arkadaşlar, açıkçası Xiaomi ile bu kadar yüksek fiyatlar pek uyum içerisinde olmuyor. En nihayetinde bu orta segment bir telefon. Dolayısıyla Xiaomi'nin orta segmentteki telefonlarını biz 2000-3000 TL bandından almaya alışığız. Dolayısıyla kalkıp burada 5000 liraya yakın bir meblağı Xiaomi'ye vermek pek de mantıklı görünmüyor. Tabi bu şu demek değil, bu telefon 4000 lira 5000 lira etmez demiyoruz. Günümüzde bu fiyatlara Mi Note 10'dan çok daha düşük modeller de satılıyor. Lakin söz konusu Xiaomi olunca insan biraz daha düşük bir fiyat etiketi bekliyor. Eğer bu telefon 4000 liraya, 4100 liraya, 4200 liraya satılıyor olsaydı gerçekten düşünmeden alın derdik. Fakat fiyat seviyeleri 5000 liraya çıktığında alternatifiniz de hayli artıyor. Dolayısıyla önce bir fiyat analizi yapmanızı tavsiye ederiz. Bu yelpazede hangi telefonlar olduğuna bakmanızı tavsiye ederiz ve kararınızı ondan sonra vermenizi söyleyebiliriz. Şimdilik Mi Note hakkında anlatacaklarımız bundan ibaret. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.